Afrika'nın ortasında kimsenin adını koymadığı bir savaş var. Fransa, Amerika, Rusya ve Çin'in yaptığı sessiz bir savaş. Bu savaşın tam ortasındaysa Wagner ordusu bulunuyor. Wagner, Rusya'ya bağlı özel bir güvenlik şirketi. Wagner'in paralı askerleri Afrika'nın her yerinde. Her geçen gün Wagner sayesinde Rusya'nın Afrika'daki gücü artıyor. Fransa seneler boyunca Afrika'nın sahibi gibi davranmıştı. Şimdi ise Afrika'da Fransız bayrakları yakılıp yerine Rus bayrağı göndere çekiliyor. Wagner'in Afrika'da 5000'den fazla asker olduğu tahmin ediliyor. Afrika'daki stratejik noktaları, maden yataklarını onlar kontrol ediyorlar. Bazı liderlerin iktidarda kalmasına yardım ederken bazı liderlerin devrilmesini sağlıyorlar. Fil dışında kurdukları bir savaş üsleri de var. Mali'de sahip oldukları altın yatakları da. Wagner Afrika'da o kadar sağlam duruyor ki insan şunu düşünmeden duramıyor. Vladimir Putin Afrika'yı ne zaman fethetti? Великой победы! Ура! Bu hikayeyi anlayabilmemiz için öncelikle Wagner ordusunu ve onların Vladimir Putin'le olan aşk-nefret ilişkilerini anlamamız gerekiyor. Bu gördüğünüz uydu fotoğrafı 1 Ağustos 2022 tarihinde çekildi. Ukrayna Soledar'a ait bir görüntü. Ve bu gördüğünüz fotoğrafsa 10 Ocak 2023'te çekildi. Burada ilginç ne var dediğinizi duyuyor gibiyim. Ukrayna'da zaten bir savaş var ve Rusya Soledar'da başarılı olmuş diye düşünüyorsunuz. Aslında durum öyle değil. Soledar'a tek bir Rus askeri bile ayak basmadı. Bu gördüğünüz değişimi Wagner ordusu yaptı. Bu tırnak içindeki zaferi de dünyaya Putin duyurmadı. Prigojin yani Wagner ordusunun lideri bir Telegram kanalından duyurdu. Bu örnek herhalde bu adamların ne kadar güçlü olduğuna dair ufak bir bilgi vermiştir. 2014 yılı Rusya için çok önemliydi. Çünkü Rusya bu tarihte Kırım'ı işgal etti. Ama asıl ilginç olan şey Kırım'daki kameralara takılan askerlerdi. Bu askerlerin üzerinde Rusya bayrağı yoktu ya da klasik Rus askeri üniforması giymiyorlardı. Bu yüzden Avrupa basını onlara küçük yeşil adamlar ismini takmıştı. Bu küçük yeşil adamlar aslında Wagner ordusunun ilk askerleriydi. 2014'te hiç kimse bu küçük yeşil adamları umursamamıştı. Wagner 2014 yılında Rusya'nın anlaşmalı olduğu ülkelere askeri eğitim ve hizmetler sunmak için kurulmuştu. Wagner ordusunun askerleri aslında iki gruptan oluşuyor. Birincisi zaten Rus ordusunda görev almış eski askerler ve diğer grupsa askeri alınmamış, hapishane geçmişi olan sokaklarda büyümüş erkekler. Seneler geçtikçe Wagner daha da güçlendi ve gözle görülür bir hale gelmeye başladı. Mesela hala üniformalarında Rusya bayrağı yoktu ama artık kendi amblemleri vardı. Kısacası artık küçük yeşil adamlar değil, Wagner askerleri olmuşlardı. Wagner için dönüm noktalarından birisi Suriye oldu. Suriye'de yaşanan iç savaşta gözle görülür bir şekilde sağdalardı. Ama Putin bunu her zaman reddetti. Wagner sadece Suriye'de görülmedi. Ukrayna, Mısır, Libya, Çad, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Moritanya, Senegal, Nijerya, Güney Afrika, Mozambik, Botswana, Zimbabwe, Madagaskar, Yemen, Endonezya ve hatta Venezuela. Şimdilik Wagner ordusunun görev aldığı, en azından bizim bildiğimiz ülkeler bunlar. Haritaya şöyle bir bakarsanız bu ordu tam 4 kıtada askeri operasyonlar yapmış bir ordu. Ama Putin Wagner ordusunun Rusya ile olan bağını uzun bir süre reddetti. 2020'de Merkel'le yaptığı bir görüşmede şöyle demişti. Libya'da Rusların olması onların Rus devletini temsil ettiğini ya da Rusya'dan para aldıklarını göstermez. Bu gizlilik hala sürüyor. Wagner ordusuna katılan herkes zaten bir gizlilik yemini ediyor. Bu yemin aslında onların ölümlerinden sonrasını bile kapsıyor. İddialara göre ölen bir Wagner askeri ailesine mühürlenmiş tabutta gönderiliyor. Bu askerler için herhangi bir törenin yapılması yasak. Özel askeri şirketlerin desteklenmesi aslında Putin'e büyük bir şans yaratıyor. Şöyle düşünün. Resmi olarak Rusya'nın asker gönderilmesi
bilmediği bütün ülkelerde aslında Rus askeri var. Bu askerlerin görünürde Rusya ile hiçbir bağları yok. Yani eğer bir savaş suçu işlerlerse kesinlikle sorumluluğu Rusya üstlenmeyecek. Her şeyden önemli olansa ucuz olmaları. Bir Wagner askerine ortalama 5000 dolar maaşın ödendiği söyleniyor. Bu Wagner askerleri yerine gerçekten asker yetiştirdiğinizi düşünün. Çok küçük yaşlarda orduyu alıp seneler boyunca binlerce dolarlık yatırım yapmanız gerekir. Ama bir Wagner askeri ölürse yerine hemen yenisini getirebilirsiniz. Hem de sadece 5000 dolara. Size Wagner'in Putin'le aşk-nefret ilişkisi olduğunu söylemiştim. Şimdi nefret tarafına geçiyoruz. Geçtiğimiz aylarda Wagner'in eski lideri Prigojin bir video paylaştı. Paylaştığı videoda yanan bir siper vardı. Bu siperin Rus askerleri tarafından vurulduğunu ve buranın aslında bir Wagner kampı olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı bu videoyu provokasyon olarak değerlendirdi ve Prigojin'i kınadı. Prigojin bir kez güç zehirlenmesi yaşamıştı. Burada durmadı. Putin'i çok kızdıracak bazı açıklamalar yaptı. Prigojin Ukrayna'nın Rusya'ya hiçbir zaman saldıramayacağını, dolayısıyla bu işgal girişiminin saçma olduğunu söyledi. Bunun yerine Ukrayna Savaşı'nın bir oligark klanının isteği üzerine başlatıldığını iddia etti. Hatta direkt şu cümleyi kurdu. Oligarkların savaşa ihtiyacı vardı. Prigojin Rusya'nın askeri liderlerini de suçluyordu. Savunma Bakanı'nı yolsuzluk yapmakla suçladı. Ayrıca Ukrayna'daki ağır kayıplardan sorumlu olarak onu gösterdi. Hatta bazı Wagner güçlerini Moskova sokaklarında yürüttü. Bu dünya basınında bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. Tüm bu yaşananlardan 2 ay sonra Prigojin ve 7 Wagner lideri Moskova'dan St. Petersburg'a gitmek için uçağa bindi. Uçak havalandıktan sonra neden olduğu bilinmez arızalandı. Prigojin ve 7 Wagner lideri hayatını kaybetti. O güne kadar Putin Wagner ordusunu resmi olarak kabul etmiyordu. Hatta şöyle demişti. Özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok. Yani yasa yoksa Wagner de yok. Böyle bir tüzel kişilik yok. Ama uçak kazasından birkaç gün sonra yine Putin bir kararname çıkarttı. Bu kararnameye göre Wagner ordusuna bağlı her asker Rus devletine bağlılık yemin edecekti. Yani Rusya ve Wagner arasındaki ilişki artık resmiyete kavuşmuştu. Afrika'nın ortasında Sahel adıyla bilinen bir bölge var. Bu bölge Senegal'den Eritre'ye kadar uzanıyor ve içinde yaklaşık 100 milyon insan yaşıyor. Sahel dünyanın en karışık bölgelerinden birisi. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, darbeler, iç çatışmalar ve daha birçok sorun. Bu bölgeyi çok uzun bir zaman Fransa yönetti. Ama zaman geçtikçe yerel halk Fransızları isyan etmeye başladı. Çok da haksız sayılmazlardı. Mesela Fransa Nijer'deki uranyum yataklarını kontrol ediyor ve bu inanılmaz parayı yerel halkla paylaşmıyordu. Macron defalarca kez Afrikalılara adil bir paylaşım yapacaklarını söylese de hiç kimse ona inanmadı. Yani burası gün geçtikçe ısınıyordu ve Putin buradaki fırsatı görmüştü. 2017'de Wagner Afrika'ya girdi. Bugün Afrika'da Wagner'e bağlı 5000 asker olduğu tahmin ediliyor. Peki bu askerler Afrika'da gerçekten ne yapıyor? Mesela Libya'ya gidelim. Wagner 2019'da Libya'ya girdi. Görevleri Halife Haftar'a yardım etmekti. Reuters'ın haberine göre petrol sahalarının çevrelerinde çok fazla Wagner askeri var. Buradan hareketle Wagner'in petrol ticaretinde söz sahibi olduğu düşünülüyor. Bir diğer ülke Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu ülke 2012'den beri iç savaş yaşıyordu. Wagner 2018'de buradaki hükümete destek için geldi. Karşılığında bir altın madeni ve sınırsız ağaç kesme hakkı aldılar. Devam edelim. Mesela Mali'ye gidelim. Mali liderleri 2021'de bir darbe yapıp yönetime geldiler. Onları aslında Fransızlar destekliyordu. Ama Mali liderleri Fransız askerlerini ülkelerinden gönderdiler ve Wagner'le anlaştılar. Reuters'ın haberine göre Mali Rusya'ya her ay 10.8 milyon dolar para ödüyor. Bir başka ülke Sudan. Amerika Wagner'in Sudan yönetimiyle anlaştığını iddia etti. Amerika'ya göre Sudan'daki demokrasi yanlısı protestoları Wagner bastırıyor ve karşılığında Sudan'daki bir altın madenini işletiyorlar. Bir sonraki ülke Burkina Faso. Burada 2022 yılında İbrahim Traore yönetime geldi. O gelene kadar Burkina Faso'da Fransız askerleri görev alıyordu. Göreve gelir gelmez Fransız askerlerini kovdu ve onların yerine Wagner'le anlaşma yaptı. İki tarafın nasıl bir anlaşma yaptığını bilemiyoruz. Ama Burkina Faso yönetimi 30 milyon dolarlık bir altının kamu ihtiyacı için harcanacağını söyledi. Ve Batı medyası bu 30 milyon doların Wagner'e gideceğini yazdı. Afrika gelecek için büyük bir potansiyel taşıyor. Burası için plan yapan tek ülke Rusya değil. Ruslar askeri olarak destek olup bazı ayrıcalıklar elde etmek istiyorlar. Çin yatırım yapıp Afrika'nın zenginliklerine erişmek istiyor. Afrikalılar tek başlarına bir federasyon kurup kendi kendilerine zengin olmak istiyor.
önümüzdeki yıllarda Afrika'yı daha çok konuşacağımız kesin. Bu hikayenin ucunda büyük bir zenginlik var ve bu zenginlik için şimdiden gizli bir savaş veriliyor.